أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alel khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal eddu hakkal mecalis üzkürullaha kethira ve erşidu essebil ve guttu el absar sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhimussalavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin bu civarda metfum olunan evliya, ulema, suleha, şüheda, münatın bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzin, kayyimin, mümine, müminatın tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Şimdi bir günlük yiyeceği olan adam dilenemez diyor alimler. Bir günlük yiyeceği var adamın, dilenemez. Ama böyle bir günlük yiyeceği var ama kuruşu yok başka. Zengin değil, fakir. Sen bunun halini biliyorsun. Götürdüler mi? Al bunu diyor Peygamberimiz. Din al diyor. Sen zaten bunu almaya şeysin. Dinen ruhsat var. Al bunu. Ama gidip de eli el açmak bir günlük yiyeceği olan adam alamaz. Zekat verecek seviyeye gelinceye kadar bir insan fakirdir. Böyle bir günlük yiyeceği var istemiyor. İffetli insan. Sen onun durumunu bildin. Ertesi gün yiyecek bir şeysi yok. Götürdün, verdin. Sadaka verdin. Al diyor Peygamberimiz. İstemedin sen onu. İffetlisin. Al diyor. Malın olsun senin diyor. Bunun gibi. Ve temevvelhu. Kabul et onu. Mülkün arasına kat onu. İstediğin gibi harca. Şimdi tabii burayı da biraz açalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka almazdı, zekat almazdı. Sadaka, zekat almazdı. Yasak. Ehl-i Beyt'e de yasaktır. Hatta hazine, yani zekat malı yığınından Hazreti Hüseyin Efendimiz bir tane hurma almış çocuk. Peygamberimiz ağzından çıkarmış. Ağlata ağlata. Yok demiş. Bırak demiş. Hani biz şey deriz ya, çocuklar kaka tu deriz ya, bırak demiş. Ve ağlatarak ağzından almış. Bu bize haramdır yavrum demiş. Şimdi onun yanında çalışan şey var. Berire var. Berire peygamberimizin, efendimizin yanında çalışmış. Daha sonra onu azat etmiş peygamberimiz. Kuruşu yok. Başkaları ona zekat vermiş. Zekat verince zekat alan fakirin olur. Onun mülkü olur. Zekat olması için fakirin mülkü olacak şekilde vermek lazım. En önemli noktası budur zekat verirken. O alan fakirin mülkü olacak. Ne demek mülk? Bu saat benimse bunu kurabilirim, satabilirim, hediye edebilirim. Mülk budur. İstediğin gibi tasarruf edebilecek hale gelmeli. Böyle olmadı mı zekat olmaz. Kitaplarda böyle yazıyor. Vermişler ona zekatı, paraları. Peygamber biz de o gelen şeylerle
davet etmiş. Kebap yapmış evinde. Ayşe anamız da demiş, bak demiş, Berire bizi çağırıyor. Ayşe anamız da biliyor ki o gelenle zekat Berire'ye. Demiş ya Resulallah, sen zekat yemezsin demiş, sadaka yemezsin. Yok canım demiş, tabii yemem, yer miyim? Ama demiş o gelen zekat ya, ona gelen. Yok ya demiş, onun için zekat o. Benim için değil, zekat değil ki, onun mülkü oldu o. Bana ziyafet çekiyor demiş, benim için zekat değil ki. Onun açısından zekat. Hani babası ölüyor bir çocuğun, ondan sonra bazıları gitmiyor. Gitsene ya. Yetim çocukların gönlünü alsana. Ama yetim balı yenir mi hocam? Ölen öyle de yemen yenmez değil bu. Git şu çocuğun başını okşa, sev, yanından öp. Babasızlık şeysi, üzüntüsünü al elinden. Anı malını haksız yere çalıp çarpma demek o. Yetim balını yeme demek o demek. Yoksa evine gidip de çayını içme demek değil. Annesi çağırıyor mesela, yemek koyuyor. Estağfurullah falan. Ham sofu. O değil bu. O haksız yere yeme demek o yetim malını. Çocuk değil mi, nereden dava edecek, nereden hak arayacak? 3 kuruş mesela, 5 kuruşluk malı 1 kuruşa elinden alıyorsun. Aha bu. Yetim malını yeme demek bu. Zulmen yeme demek yahu. Hani onun için bunu da size açıklama gereğini duydum. İşte böyle sen istemeden mal sana geldiğinde ye onu. Tamam, açgözlülükle yapma. Malından da say diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de İbn-i Asakir Ebu Derda'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisini nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Gene aynı mealde olmak üzere, İza etâke Allahu mâlen, Allah sana bir mal ihsan ettiğinde. Evet, bir zamanlar Allah mal ihsan ettiğinde dedin de açıklamak lazım. Bizim memlekette bir ilkokul öğretmeni varmış, ateist. Şeker alır gidermiş bakkaldan, masasının altını koyarmış. Çocuklar, Tanrı'dan şeker isteyin bakalım. Çocuk ne bilsin, Tanrımız şeker ver. Yok, şeker yok. Benden isteyin. Öğretmenim şeker ver. Herkese birer şeker vermiş. Gördünüz mü? Tanrı olsaydı şeker verirdi. Yani böyle dinsizler istismar etmesin. Mülk Allah'ındır. Kudret Allah'ındır. Ben zenginim. Fakire bir şey verdiğim zaman, evet sureta ben veriyorum ama o mal aslında kimindir? Allah'ındır. Ben bekçiyim, emanetçiyim. Daha evvel kim bilir kimindi o mal, değil mi? Yunus Emre ne söylüyor? Mal da yalan, mülk de yalan. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Bugün ben bekçilik yapıyorum. Ben Allah gecinden versin hepimize. Dedim mi? Benim malım kim bilir kimin olacak? Allah'ın hakikatte o mal. Ben veriyorum zahiren ama Allah veriyor aslında. Onun mülkünden o. Allah'ın mülkünün dışında mülk sahibi olan var mı? Biz bekçiyiz, emanetçiyiz yahu. Allah sana bir şey ihsan ettiği zaman bunu açıklamak istedim yani. Gerçekten Allah veriyor. Beni aracı kılıyor, zengini aracı kılıyor, vesile kılıyor. Tabii o zengin güzel bir zengin. Hayra vesile, Allah'ın hayra vesile kıldığı zengin. Ne kadar güzel bir zengin. Şerre vesile olanlar, aracı olanlar da var. O da ne kötü. Ha bu da güzel ama veren Allah. Aslında veren Allah. Onu şimdi söylüyor Peygamberimiz. Allah sana bir mal verdiği zaman, nasip ettiği zaman diyelim, çalışarak, hibe yoluyla, miras yoluyla. Evet. Mal ne demek ya? Mal ne demek? Mal demek insanların çok sevdiği şey demek. İnsanın yürüyüşünü, konuşmasını değiştiren şey demek. Adama parası yokken bakıyorsunuz, herkese saygılar duyuyorum efendim, çok iyisiniz efendim, böyle diyorum. Cebine bir şey köştü mü, hiç görmüyor seni.
yürüyüşü değişmiş, konuşması değişmiş. Bu mal ne menem şeyse böyle insanı değiştiriyor. Ve sevmeyen kimse yok. Hacısı da seviyor, hocası da. Ben de seviyorum ya. Ben de onun adına ayrı değilim. Herkes seviyor. Allah böyle yaratmış. Sevmiyorum diyen yalan söyler. Ya da hastadır. Allah'ın düzeni böyle ya. İnsan malı sever, parayı sever. Öyle yaratmış Allah. Ama bu sevgiyi Allah'ın çizdiği sınırlara göre kullanacaksın. Bizden istenen bu. O sınırları aşmadan kullanacaksın. O sevgi işte o sınıra göre olacak. Yoksa mal sahibi olmak kötü değil. Hazreti Ebu Bekir müminlerin en üstünü. Zengin adamdı. Hazreti Osman'ı peygamberimiz ne kadar övüyor. Zengin adamdı. Zengin adamdı. Abdurrahman İbni Avf, bu caminin etrafında Ömer Osman Ebu Bak yazılı. Bütün camilerde yazılı. Aşarı-ı Mübeşşere. Cennetliktir. En zengin sahabi. Yani cennete gitmeye engel değil, kötü değil. Para olmasa bu camiyi kim yaptıracak? Nereden yapılacak? Kötü değil de Allah'ın çizdiği sınırlara göre kullanmalı bir. Malın hakiki sahibinin Allah olduğunu bilmeli. Verinin Allah olduğunu bilip Allah'a şükretmeli. Sınırı aşmamalı. Evet, malı şükrünü eda etmeli. Mal insanların sevdiği şey demek. İnsan mal meale meyletti demek. Bu dik duran şeyin şöyle eğilmesine meyletti denir. Mail, eğik demek. Her insanın gönlü, kafası mala meyleder. Parayı sever. Onun için mala mal denmesinin sebebi insanların aklını ona meylettiği içindir. Kalplerin ona meylettiği içindir. Herkes çabuk sever malı. Sevmeyen yoktur. Meylettiği için mala mal denmiştir. Şimdi Allah sana böyle zenginlik vermiş, zengin yapmış, para vermiş, mal mülk vermişse fel yuri esere ni'metillahi aleyke, Allah'ın verdiği bir nimettir bu. Üzerinde Allah'ın nimetini göster. Ve kerametihi, Allah'ın sahasından sana gelmiş, vermiştir. Allah bunu vermiştir. İkramıdır. Üstünde göster. Bakın hadis okuyorum. Ahmed İbn Hanbel, Ebu Davud, Nesai, Tabarani, Beyhaki, Tirmizi. Sahih hadis. Evet, hadis okuyorum. Zenginsen, mal mülk sahibiysen üstünde, görünüşünde zenginlik görünsün. Hadis okuyorum. Arabanın iyisine bin. Elbisenin kıymetlisini giy. Hanımına, çocuklarına zenginliğe göre yedir, içir. Evde oturt. Zenginliğe göre. Böyle yap. İmam-ı Azam Hazretleri'nin hikayesini bir daha anlatalım. Anlattık ama İmam-ı Azam çok zenginmiş. Talebeler hep bedava okuturmuş ve de ziyafet verirmiş. Masraflarını da kendi çekermiş. Kendisi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsim azmasın diye. Talebeye kebap yedirirmiş. Kendi kavrulmuş arpa unu yermiş. Nefsim azmasın diye. Ama giydiği elbise son derece kıymetli elbiseymiş. Bu hadisi uyguluyor. Allah'ın verdiği zenginliği, nimetin üstünde görünsün diyor peygamber ya. Onun için en pahalı elbiseyi giyermiş. Şimdi böyle ders anlatmış. Bir tane gelmiş adam böyle kalabalıkta oturmuş. Üstü dökülüyor lime lime. Herkes ders bittikten sonra otur demiş ona. Herkes gitmiş. Ondan sonra bir kese altın, zengin adam doldurmuş keseye. Oturduğu seccadenin altına koymuş. Al demiş bunu. Koymuş böyle. Kendi çekmiş gitmiş. Onarı ediyor. Hani al bakayım filan demiyor. O mülk aslında Allah'ın o emanetçi. Bakın çok önemli noktalar bunlar. Adam şimdi hayır yapıyor ama gel bakayım. Al şunu bakayım. Yok yok. Böyle gururlanma kardeşim. Allah'ın nimeti o. Sen veriyorsun. Sen vesile oluyorsun. Aracı oluyorsun.
Allah'a şükür duygular içinde ver. Böyle kibirli gurur olma yahu. Onun için bakın bak, ince noktalar bunlar. Hayır diyor ama adam. Gel bakayım, gel bakayım yavrum, gel bakayım yavrum. Hem böyle kibirli gururlu. Al şunu bakayım. Yok yok yok, öyle değil. Öyle değil ya, sen onu emanetlisin. Allah adına veriyorsun. O şükür duygular içinde vereceksin. Tevazu içinde. Al demiş, kendi gitmiş. Bir bakmış adam, o bir kese altın, çil çil. Hemen koşmuş. Hocam, hocam, dur. Durmuş. Hayrola oğlum demiş, ne var? Hocam demiş, sen beni fakir zannettin herhalde. Yoksa zengin misin demiş İmam-ı Azam. Evet demiş, benim şu kadar sürülerim vardır. Mallarım, mülklerim vardır. Zenginim ben deyince... Diren adam demiş, Allah sana vermiş, üstünde elbise ne oluyor böyle? Lime lime. Bak İmam-ı Azam bile o halinden ona altın koymuş. Allah'ın verdiği nimeti neye göstermiyorsun, cimrilik yapıyorsun? Peygamber onu söylüyor. Evet, ben de öyle damla gördüm. Bir adam gördüm ki böyle belki 30 senelik ceketi var. Allah canım acıdı yahu. Yazık yahu dedim. Bir de dediler bu bekar. Hanım da yokmuş, yazık. Evlenememiş diye. Başladı kıs kıs gülmüyor arkadaşın. Niye gülüyorsun ya dedim. Ben böyle dedim. Adama acıdım ya. Böyle. Ya hocam dedi. Şimdi yerini söylemeyeyim, teşhis olmasın diye. Falan yerde dedi kaç tane hanı var dedi. Falan yerde kaç tane. Ne? Adam böyle kadar zengin ama üstündeki elbise görseniz acıdım ya adama. Evlenememiş bir de, canım kıyıldı. Yok, bu da yanlış. Allah'ın verdiği nimeti üstünde göster. Bu kibir için değil. Allah verdi elhamdülillah diye şükür. Tahdisi nimet derler buna. Şimdi sen itiraz edeceksin. Tabii itiraz et. Ya hocam ben hadis kitap okudum. Başka vaiz hoca efendi de dedi ki ilbes el haşen minethiyab, elbisenin eskisini giyin dedi, ucuzunu giyin dedi. Bir hoca da böyle söyledi, sen de böyle söylüyorsun. Ya ben söylemiyorum ya, hadis okuyorum. O ne ya? Ha, bu adamına göre değişir. Şimdi Mercedes'e binince en pahalısına, zengince bineceksin. Allah'ın nimeti diye. Elbisenin en güzelini giyeceksin. Elbise giyince, elbiseye bakarken tuvalette yanlış yere kakan etmeyeceksin yani, ha? O seni değiştirmeyecek. Allah'ın nimeti diye bunları alacaksın, şükür sadedinde Allah verdi diye. Tahdisi nimet. Yok böyle değil de, en pahalı elbise benim, en pahalı araba benim diye herkese hava atıyorsan, o zaman elbise giy. Nefsini hizaya getirmek için adamına göre, adamına göre dedim bu. Evet, o hadisle bu hadis zıt değil. Bu adam böyle bir şey giydirdin mi? Oo, yanına varmıyor galiba. Ötekilere hiç merhaba demiyor. Yo, yanlış. O yanlış. Peygamber dediği bu. İkramı Allah'tan bileceksin. Nimet Allah'tan bileceksin. Allah'a boynun bükük olacak. Mütevazi olacaksın. Para seni şımartmayacak. Kibirli hale getirmeyecek. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam'ı. Eyüp Aleyhisselam çok zikreden, çok Allah'la her an meclisleri değerlendirin dedi ya. Dünya bir meclis. Her saniyesini Allah'la geçiriyor Eyüp Aleyhisselam. Öyle olmasa peygamber seçer mi zaten? Böyle çok şükrediyor. Mal mülkü çok, evladı çok. Eskiden Anadolu'da biliyorsunuz, evlat çok olana arkalı adam derlerdi. Evet öyleydi. Şimdi devlet emniyet asayişi sağlıyor da çocuğu olmayanla olan hiç fark etmiyor. Ama vaktiyle emniyeti sağlayamadığı devirlerde bir adamın oğlu kızı çoksa sülalesi kimse ona dokunamıyordu. Garibanlara herkes abanıyordu. Güç demek bu. Nüfus güç demek. Böyle çoluk çocuğu çok olmak demek, güç demek. Böyle malı mülkü çokmuş, evladı çokmuş, durmadan o gururlanacağına şükür, şükür diyor. Şükür dedikçe Allah Celle Celaluhu
لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Benim verdiğim nimetlere şükrederseniz vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Ayet ya bu. Le o demek. Enne o demek. Yani ben kafamdan uydurmuyorum. Yemini Allah kendi söylüyor. Benim verdiğim nimetleri benden olduğu bilir de şükrederseniz, dille şükrederseniz, yerinde harcarsanız vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Ayet bu. O da durmadan şükrediyor. Şeytan gelmiş. Kulun Eyüp çok zikrediyor. Gece gündüz hiçbir saniyesi boş geçmiyor. Neden? Çünkü çok mal verdin ona. Arkalı. Evladı çok. Yo demiş benim Eyüp kulum mal olmasa da şükreder, beni unutmaz. Ya hadi bakalım demiş, deneyelim. Olur demiş Allah Celle Celaluhu. Biliyorsunuz filminde seyretmişsinizdir. Evlatlar bir bir ölmüş. Malları kaybolmuş, iflas etmiş. Hastalanmış, karının eline düşmüş. Evdeki karı ekmek bulacak diye yiyecek. Sonra biliyorsunuz gene şükür, şükür, şükür. Şeytan gelmiş gene. Demiş lan niye şükredip duruyorsun? Mal gitti, evlatlar gitti. Bir karının eline düşürdü Allah seni. Hala şükrediyorsun. Niye şükrediyorsun? O şükür, şükür diyor yine. Ona hiç şey etmiyor. Sonra Allah Zülcelal Hazretleri ona vahiy etmiş. Bir isteğin var mı? Ey Eyüp, ya Rabbi hiçbir isteğim yok da melunu bana gönderiyorsun, rahatsız ediyor beni. Bir isteğim o, beni rahatsız etmesin. Başka şikayet etmiyor halinden. Hep şükür, şükür, şükür. İmtihanı kazanmış. Gene çoluk çocuğu vermiş Allah'a. Gene mal mülk zengin olmuş, zengin olmuş. Bak sen şimdi Buhari hadisi bu anlattığım hikaye değil. Hoca Allah güllü hikayeler anlatıyor demeyin. Buhari hadisi bu söylediğim. Banyoda yıkanıyor Eyüp Aleyhisselam. Bu kadar zengin olmuş gene. Banyoda yıkanıyor. Yıkanırken çıplak. Altın çekirgeler yanmaya başlamış. Banyonun içine altın çekirge. Altın kaçırılır mı değil mi? Şimdi altın için gümüş millet birbirini kesiyor hiç. Hakikaten şey de Eyüp Aleyhisselam da çıplak halini bırakıvermiş yıkanmayı. Altın çekirgeleri toplamaya başlamış. O vaziyette. Allah Celle Celaluhu Eyüp demiş. Bu kadar mal verdim, mülk verdim. Hala altın peşindesin. Ya Rabbi demiş, senden gelen ikramı hayır denir mi demiş. İnceliği görüyor musunuz? Evet, Allah'tan geldiğini bilip ona şükrettikten sonra İslam'da zenginlik kötü değil ya. Şu cümle çok ilginç. Allah senden gelen ikrama hayır denir mi ya Rabbi? Edepsizlik olmaz mı? İşte bu, ince nokta bu. Allah ne kadar verirse versin, Allah ver diyeceksin, Allah diyeceksin, şükredip yerine harcayacaksın. Bu üstünde de Allah verdi diye nimeti göstermez. Kibirlilik için değil. Başkasına hava etmek için değil. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya malı sana geldiği zaman, Allah sana verdiği zaman eserini üstünde, başında, evinde, arabanda göster. Tahdisi nimet kabilinden. Şükür sadedinde göster diyor. Evet. Hadis-i şerif bu. İslam ne güzel din görüyorsunuz. Hep ölçülü, hep işimiz Allah'la olduğunu, her şey her durumda o görüyorsunuz. Her durumda işimiz Allah'la olacak. Allah Celle Celaluhu her durumda Allah'la olan, ona şükreden, ondan ayrılmayan, kalbi, kafası, gözü, gönlü ondan ayrılmayan kamil müminlerden olmamız bize nasip etsin. Salihlerden eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.